Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dan bahsedeceğiz. Evet, bir Yunanistan mevzumuz var ama Yunanistan mevzusu aslında çok eski bir mevzu. Tarihte de önemli yeri olan yani Türkiye ile ilişkisini düşündüğümüz zaman önemli ve Türkiye üzerinden sürekli söylemleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yakın geleceğe baktığımız zaman şu iki yıl içerisinde 2020, 2021 ve 2022 yıllarına geldiğimiz zaman 2020'de de aynı mevzuları konuştuk ve Yunanistan ne yapmayı çalışıyor diye. Doğu Akdeniz'de ne yapmaya çalışıyor? Ve 2021 yılında en büyük haber başlıklarından bir tanesi NATO'nun güney kanıtı Yunanistan mı oluyor diye konuşuluyordu. Şimdi yıl 2022 Yunanistan söylemlerini biraz daha sertleştirdi. Hatta bayağı bir sertleştirdi. Çünkü arkasına Amerika'nın gücünü aldı. Ekonomik olarak hiçbir güce sahip olmayan Yunanistan'ın tabii ki bunu tek başına yapamayacağını düşündüğümüzde Fransa ve Amerika'nın gücünü kullanarak özellikle şu anda Türkiye üzerinden söylemlerde bulunuyor. Amerika'nın 9 tane üssü var ve aynı zamanda 26 Mart 2022 yılında Sisam Adası'nda bir askeri geçit düzenledi. Ve hukuku hiçe saydığını da görüyoruz Yunanistan'ın burada. Bu da tabii hem yürek yemişliğinden hem Amerika'dan aldığı güçten kaynaklı ve adalarda, koşullanmasını görüyoruz. Orada bir silahlanma görüyoruz. Dede Ağacı zaten zamanında çok konuştuk Dede Ağaç'taki Amerikan askerlerini ve sonra bir Yunan amiral çıktı dedi ki boğaza 2-3 füze fırlatırız. Fırlatsan ne yazar diye isim geliyor. Sonra da burada en mantıklı bir Yunan milletvekili dedi ki neyinize güvenip Türkiye'ye savaş açmayı düşünüyorsunuz dedi. Evet en akıllıca yapılmış yorumlardan bir tanesiydi. Neyinize güveniyorsunuz diye de sormak gerekir aslında. Neyinize güvenip Türkiye'ye savaş açmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bir tarafta hep söylediğim Rusya, bir tarafta Suriye, bir tarafta Yunanistan. Türkiye jeopolitik konum olarak o kadar önemli bir e, yerde ki e, o yüzden bütün ülkelerin Türkiye üzerinde olması yani gözünün Türkiye üzerinde olması gayet normal sevgili dostlar. E, ve burada en önemli soru ve merak edilen e, sorulardan bir tanesi Yunanistan buna kalkışabilir mi? Şimdi Yunanistan'ın ekonomik güce ihtiyacı var ve Yunanistan'ın ekonomik gücü yok yaşlı bir halkına sahip olduğu için normal şartlarda Yunanistan'ın böyle bir şey tek başına kalkışabilmesi mümkün değil. Evet Amerika'yı arkasına almış olabilir ve Amerika bu sert söylemleri Yunanistan'ı destekleyip ekonomik olarak destek verecek olabilir ama 2022 yılı itibariyle her ne kadar füze atarız orada askeri üst burada şov gösterileri yapsalar dahi e, hendekler kassalar da e, Sadece bir e, Türkiye'yi kışkırtma, Türkiye üzerinden prim yapma ve Türkiye üzerinden e, kendini ekonomik anlamda güçlendirmeye çalışması dışında çok ileri gidebileceğini ben kendi şahsım adına çok düşünmüyorum. Gittiğini varsayalım ben Türk ordusuna ve Türk kahramanlarına çok güveniyorum. Her ne kadar arkasına Amerika'yı da Fransa'yı almış olsa bile Yunanistan'a hiçbir şekilde şans vermiyorum. Yunanistan'ın Türkiye karşısında e, direnme ihtimali neredeyse yok gibi. Çünkü Türk ordusunun ben 2020'den ve hatta 2020'nin öncesinden bile hukuku hiçe sayan ve birçok Lozan aşmasını da hiçe sayan Yunanistan'ın karşısında Türkiye'nin yeterince önlem aldığını ve bunu belki de birçok anlamda bekleyebilme kapasitesine sahip olduğu için çünkü bu hep konuşulan, yıllardır konuşulan ve Yunanistan'ın belki de en büyük hayallerinden biri bir gün İstanbul'u işgal etmek ya da Ege bölgesine doğru koşmak olsa dahi Denize dökülmekten başka şansları olmadığını da belki bilmeleri gerekir. Ben kahramanlarımıza güvendiğimiz için, Türk ordusuna ve Türkiye güvendiğim için e, Yunanistan'a şans vermiyorum bu konuda. Ama 2022 yılı itibariyle Yunanistan bunu yapabilir mi e, sorusunun cevabı bende şimdilik hayır. Her ne kadar gösterge evet yönünde olsa bile buna sadece bir ihtimalle verebilirim e, ama onu da burada söyleyemem. E, o yüzden de ben 2022 yılı itibariyle bunun en büyük sebeplerinden biri de çünkü bir tane hafta Rusya-Ukrayna savaşı e, devam ediyor ve Rusya bugün e, Ukrayna'nın silah deposunun ses bombası gönderdi ve bunun son çeyrekte daha hızlanacağını ve Rusya'nın kazanarak ve güçlenerek çıkacağını düşünürsek ki bazı videolarda hatta katıldığım programlarda Rusya'nın bir hayali var, Putin'in bir hayali var. Eski Çarlık so Sovyetler Birliği hayali gibi bir hayali olduğu için oranın Rusya'nın yani Putin'in son vadine kadar bu işi bırakmayacağı için Rusya bu işten biraz daha güçlenerek çıkacak. O yüzden Amerika her ne kadar Zelensky'yi gazı getirip ona da güç vermeye çalışsa bile istediği şeyi oradan alamayacağı için hedefi Türkiye'den biraz daha şaşmak zorunda kalacak ve gözünü Rusya-Ukrayna savaşına yönlendirecek gibime geliyor. Tabi bu tarafta yine Amerika e, kendince Yunanistan'ı... E, destek veriyor ama o destek de çok uzun vade. Şimdilik Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece e, ki bu biraz da güç gösterisi yapmaya çalışıyorlar, gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Burada en önemli şey enerji kaynakları. İşte ileride enerji kaynakları çok daha öne çıkmaya başladığı anda başka tehlikeleri çok daha fazla konuşabiliriz çünkü e, dünyanın en çok konuşacağı Problemlerden biri olarak enerji ortaya çıkacak ki Rusya zaten bunun göstergesi. Enerji konuştuğumuz anda belki işlerin rengi biraz daha değişebilir. Ama şu an için ben kendi adıma zaten Yunanistan'a bu yıl da olsa, 2023'te de olsa, 2025'te de olsa psikolojik olarak belki diyebilirsiniz ya da görüş açısı olarak da diyebilirsiniz. Ama ben Türk ordusuna ve kahramanlarıma, polisime, askerime çok güvendiğim için zaten Yunanistan'a böyle bir şans kendi adıma vermiyorum sevgili dostlar. Ve bir tarafta zaten 2021 öngörülerimde Rusya, Ukrayna, Çin, Tayvan demiştim. Ve aslında baktığınız zaman e, Amerikan'ın gözünü çevirmesi gereken bir Çin var. Çünkü Çin e, bir tarafta sessiz sedansız büyüyor ve gücünü arttırıyor. Süper güç olmaya devam ediyor e, Çin. Ve Çin'in Tayvan'a girmesi dahilindeki ileriki dönemlerde belki bunu daha çok konuşuruz. Çin Tayvan'a girdiği anda işte olayların rengi ve seyri Herkes için değişecek ve bu değişim Amerika'ya da yansıyacak. O yüzden Amerika belki de gözünü Çin'e çevirse ve Çin'in ne yapmaya çalıştığını anlasa ve orada yükselen bir Çin var. Yükselmeye devam edecek bir Çin var. Süper, süper güç olmaya doğru giden bir Çin var. O yüzden bence Amerika yavaş yavaş gözünü Çin'e doğru çevirse daha doğru olur. Türkiye'yi de rahat bıraksa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama Türkiye tabii ki her zaman e, gerek Suriye meselesini düşündüğümüz zaman, gerek Rusya'yı düşündüğümüz zaman, gerek işte dediğim gibi Yunanistan'ı düşündüğümüz zaman ve birçok ülkeyi düşündüğümüz zaman Türkiye çok önemli bir jeopolitik konuma sahip. Konumu çok önemli, zaten e, Türklük çok önemli. Türk her zaman mevzu, Türklük her zaman mevzu. E, bu mevzu sınırlarımız her zaman önemli ve kıymetli. O zaman yani bu mevzu birçok açıdan birçok konuya değiniyor. Türkiye her zaman bir hedef ve savaşa dahil edilme olasılığının en çok olan ülkelerden bir tanesi. Türkiye. Hatta Rusya meselesine geldiğimiz zaman belki bunu bir gün daha açık, daha net konuşma özgürlüğüne sahip olduğumuz zaman belki daha derinden anlatırız ama Rusya meselesinin de ileride daha genişleyeceğini, büyüyeceğini düşünürsek eğer Türkiye'nin ne kadar önemli bir konumda olduğunu çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ama Türk'ün gücü bitmez. Türk'ün gücü her daim yerindedir. Her kim olursa olsun ben Türkiye, Türk ordusuna ve Türk kahramanlarımıza güveniyorum. O yüzden de ben bu konuda Yunanistan'a şans dahi vermiyorum. Değil bir hafta, 3-5 gün bence Türk ordusuna yeterli. O yüzden de inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Ve bu ancak Türkiye'yi üzerinden prim yapıp, kendi prim kasıp Amerika'yı arkasına alıp Amerika'dan alacağı ekonomik destek olarak kalır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.